Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Makedonya Milli Marşı ile sunumumuza başlıyoruz. Sunumumuzda Makedonya'nın geçmişte yakalamış olduğu başarıları, tarihçesini ve günümüzdeki bazı en değerli futbolcularından bahsedeceğiz. Makedonya Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. İlk karşılaşmalarını Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra 1993 yılında yapılmıştır. İlk, ilk karşılaşmasındaki skorunu söylediğim zaman sizlere 13 Ekim 1993 yılında oynanan mücadelede Slovenya ile Depp Aspan'da bir mücadele yapmıştır Makedonya futbol takımı. Ve bu maçta 4 birlik galip gelerek Makedonlar ilk galibiyetini almışlardır Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra. Bundan önce Yugoslavyalı, fut, Yugoslavyalı Makedon oyuncular Yugoslavya milli futbol takımı için oynadılar. Genellikle ev sahibi olduğu karşılaşmaları Üsküp'teki Graski stadyumunda oynarlar. Dünya Kupası tarihine baktığımız zaman Makedonya'nın Yugoslavya'ya bağlıyken 1990 yılına kadar hiçbir dünya kupasına katılamadı. Ayrıldıktan sonra 1994 Dünya Kupasına yine aynı şekilde katılamadı. 98'den 2018'e kadar elemeleri geçemedi. 2022 için de henüz belli değil. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine baktığımız zaman da Yugoslavya'ya bağlıyken hiçbir turnuvaya katılamadı. Ayrıldıktan sonra da elemeleri geçemedi. 2020'de ise grup aşamasında bulunmakta. Tarihinde sanırım en büyük başarısı bu olacaktır. Grup aşamasına baktığımız zaman ilk maçı Avusturya, ikinci maç Ukrayna ve son olarak da Hollanda ile ile maç yapacaklar. En değerli futbolcusuna baktığımız zaman şöyle söyleyeyim en çok forma giyen oyuncusuna bakalım öncelikle Goran Pandev olarak gözükmekte. 113 maçta forma 113 maçta forma giymiştir. En çok gol atan futbolcu ise aynı şekilde Goran Pandev'dir. Tam 35 golle takımın en golcü ismidir. Makedonya'nın en farklı galibiyetine baktığımız zaman da 9 Kasım 1996 yılında Liechtenstein'a karşı 11'e 1 skorla yani 10 farklı galibiyetle galip gelmiştir. En farklı mağlubiyetin ise 7 Haziran 1995 yılı Üsküp'le oynanan maçta Belçika'ya 5-0 mağlup olmuştur Makedonlar. Makedonların kadro değerine baktığımız zaman da en değerli oyuncusuna bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. 17 milyon euro değerinde Elcif Elmas olarak gözükmekte ki ülkemizde Fenerbahçe'de de forma sahibi forma şansı bulmuştur. Hemen arkasında Enis Barti gelmektedir ki 15 milyon euro da onun değeri var. Makedonya'ya grup aşamasında başarılar diliyoruz. Beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum.